la 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 la, sonunda işten geldim. Ha? Bu ne ya? Bir dakika, burada bir şey yazıyor. Ne yazıyormuş? 1 milyon dolar kazanmak için okları takip et. Oo, 1 milyon dolar mı? Zengin oldum. Artık çalışmama gerek kalmayacak. Peki oklar nerede? Aa, evet buldum. Bir tane oku buldum. Hadi gelin bakalım, okları takip edelim ve 1 milyon doların sahibi olalım. Bundan sonra çok zengin olacağım. Hadi bakalım, takip edelim. Burada bir tane daha ok var. Burada bir tane daha ok var. Nereye geldik biz ya? Aa, orada bir şey daha yazıyor. Ne yazıyor bakalım? Beni kimse dövemez. Beni dövebilene 1 milyon dolar mı? Oğlum var ya, seni yerim lan, yerim. Beni kimse dövemez. Ben çok kaslıyım. Aa, kaslı abimiz orada, şuna bakın. Eğer bu adamı döversem 1 milyon doların sahibi olacağım. Arkadaşlar, eğer bu adamla benim dövüşmemi istiyorsanız yorumlara arkadaşlar dövüş yazın. Hadi bakalım arkadaşlar, birazdan ben bu adamı döveceğim ve 1 milyon dolar alacağım. Hadi bakalım o zaman, içeri doğru girelim bakalım şöyle. Kardeşim, ben seni buraya dövmeye geldim. Yani 1 milyon doların sahibi olmaya geldim. Hiç güleceğim yoktu. Ben çok kaslıyım. Demek ki kaslısın. O zaman marifetini göster bakalım bana. Gel buraya, yiyeceğim şimdi seni. Gel bakayım buraya. Abi vurma. Abi vurma, özür dilerim. Abi vurma. Hayır abi, tamam, çok güçlüymüşsün abi. Büyüksenmişsin abi. Vurma bana, vurma bana. Aman aman aman. Belim çok ağrıyor. Belim ağrıyor. Şöyle sürelim. Tamam tamam, mızmızlanma. Ne işin var senin Allah aşkına onca kaslı adamların içinde? Ya ne yapayım Gökçe ya? Belki dövüşürüm. Adamı döverim. 1 milyon doların sahibi olayım dedim yani. Ah, şu belime baksana valla. Felç kaldık valla. O adamlar yıllarca çalışıyor bu yere gelmek için. Sen önce evde papanı büyütüyorsun. Nasıl yeneceksin o adamları? Ya ne bileyim ya, işte belki döverim dedim yani. Oy 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 oy, benim ağrıyor, benim ağrıyor. Güyamcıma ne benzerini söyleyeyim mi? Bence senin Moruz yakışmış he. He? Ne oldu, anlamadım. Tom işte yakışmış. Oğlum yoğum, dövme yaptım şimdi, dövme, bak yüzünde böyle moğuluk var, moğuluk. Ya Tombiş, dalga geç benimle ya. Benim ağrıyor valla. Ne yapalım Gökçe, biliyor musun? O 1 milyon doları bizim almamız lazım, tamam mı? Bir şekilde alalım o 1 milyon doları. Ya hala 1 milyon dolar diyor. Sen iyi misin? Biz nasıl geçeceğiz o adamları? Ya nasıl mı geçeceğiz, öyle böyle geçeceğiz işte, tamam mı? Ben spor yapmaya gidiyorum. Kaslı olacağım, göreceksiniz. O adamı döveceğim. O 1 milyon doların sahibi olacağım. Yok yok. Tamam tamam. Ben bu evde duramam böyle. Allah Allah, belim ağrıyor. Belim. O adama gününü göstereceğim. Beni dövmek neymiş, o adama gününü göstereceğim. Beni kimse dövemez, tamam mı? Bir kere ben çalışkan halisiyim. Günol çalışkanım ben. Allah, belim ağrıyor. Neyse, yapabilirim hadi. Hadi Tombişir'e, spora gidiyoruz. Oh belim. Öyle yani Mehmet abi. En son adamı bana bir koydu yani. O vuruş bir vuruş. Vallahi sonrasını hatırlamıyorum. En son kafamda çiçekler, böcekler uçuşuyordu vallahi. Kardeşim valla çok komikmiş ya. Ya abi, ben sana buraya komik olsun diye anlatmadım, tamam mı? Senin beni kaslı yapman lazım. Kaslı olacağım. O adama benzeteceğim abi. Beni sen bir şekilde kaslı yapacaksın. Duydun mu? Tamam kardeşim, merak etme yani. Ama biliyorsun, kaslı olmanın sırrı istikrardır. Ya merak etme yani Mehmet abi, o iş bizde var. Bak Tombiş'e başladı bile. 1, 2, 3, 4, 5. Aferin be Tombiş'im. O adamı döveceğiz be. O ne Goyancı, ben adamı dövmek için spor yapmıyorum. Kızlar iyi gözükmek için, duydun mu ne beni? Neyse bu kadar spor yeter. Şimdi birazcık hamburger yiyelim bakalım. Nyam. Neyse Mehmet abi. Ya Tombiş, istikrar diyorum. Sen Tombiş'i boşver. Sen beni kaslı yap, tamam mı? Tamamdır bakalım kardeşim o zaman. İlk önce geç bakalım. Ellerine şu dumbbellları al. Tamamdır bakalım o zaman. Şu dumbbellları alacağız. Hadi Gökçe, sen de git oradan dumbbell al bakalım. Hadi şunu alalım. Tamamdır. Bakalım şöyle. Şunu da alalım bakalım. Hadi bakalım. Sporumuza başlıyoruz. İlk öncelikle ağırlıkları indirip kaldıracaksın. Ama 90 derece açılarla. Tamamdır bakalım Mehmet abi. Ne duydunuz değil mi Gökçe? 90 derecelik açılarla bu dumbbellları indirip kaldırıyoruz. Ve sonra kaslı olacağız. Ben başladım bile. Hadi bak, bakalım bak o zaman. Hadi bakalım şöyle. 1, 2, 3, 4. Hadi bakalım, yapabiliriz. No pain no gain. O adamı benzeteceğim. 6, 7, 8, 9,
10. Ya Tommy sen ne yapıyorsun ya? Mıyım ben hamburger yiyorum, hamburger. Ya Tommy işte hamburgeri. Tombulları kaldırsana sen. Ya yoyamca ben de hamburger kaldırıyorum, hamburger. Ya Tommy, sen hamburger ne ya? İstikrar diyoruz, istikrar. Hamburgeri yememen lazım. Aynen öyle, hamburgeri yememen lazım. Ağırlıkları kaldırman lazım ve her sabah yulaf yemen lazım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tamamdır kardeşim. Şu anda Dumbledore'la işin artık bitti. Şimdiki aşama köpek koşusu. Ne? Köpek koşusu mu? O da ne be? Şimdi kardeşim yere eğil bakalım, köpek gibi ol. Nasıl yani Mehmet abi? Aynı böyle köpek gibi mi duracağım ben? Aynı öyle kardeşim. Hadi bakalım şimdi. Buranın etrafında koşmaya başla. 10 tur yapacaksın. Ya Mehmet abi ne yapıyorsun ya? Beni köpeğe çevirdin vallahi ya. Komik mi Gökçe ya? Dur bir dakika, şöyle cebimde kemik olacaktı, sana bir verim de daha. Aynen vallahi çok komikmiş. Bu ne Güya amca, hoş ulan. Hop ısırırım vallahi seni. Hoş. Ya tamam be, tamam, dalga geçme yeter artık, bırakın. Neyse bakalım arkadaşlar, şimdi köpek koşusu yapacağız. Bu köpek koşusunu yapınca kollarımız bacaklarımız daha da güçlü olacak. Gel Mehmet abi dediğine göre, umarım Mehmet abi bize yalan atmıyordur. Hadi bakalım o zaman başlıyoruz. 3-2-1 hop, hadi bakalım koşalım bakalım şuraya. Hadi koşmaya başladık. Koşalım bakalım. Gel buraya köpekçiğim, gel buraya. Ya Tomiş dalga geç benimle. Allah Allah. Hadi bakalım şunu koşalım. Vallahi bayağı bir yorucuymuş ya bu köpek koşusu. Yakaladım köpeği. Gel bakalım buraya. Gel şöyle. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ya Gökçe kapatacak şunu. Koş. Ya kapatacak şunu. Ya. Gel. Ya bırak beni, ben köpek değilim. Hadi bakalım Gökçe abla. Köpeğimize mama verelim. Mama. Yeter artık be. Bu kadar dalga geçmek yeter. Bırakın beni. Ben spor yapıyorum ya. Spor yapan adamla dalga mı geçilir abicim? Mehmet abi. Nasıl olmuşum? Kas olmuş muyum? Vay canına kardeşim. Mükemmel olmuşsun. Şu kaslara bak, şu puzzle'lara bak. Kardeşim ben sana yani spor konusunda asla yalan söylemem. Yani şu sırtın, şu kolların, göğsün mükemmel ötesi olmuş yahu. Eyvallah Mehmet abi. Şuna bakın arkadaşlar, çok kaslı oldum. Vallahi çok yakışıklı oldun Gürol ya. İnanmıyorum sana vallahi. Bayağı değiştin resmen. Artık kas olduğuma rağmen o zaman senin sevgili olmaya yine kalmadı. Ben seni aldatıyorum göçeğini, kızlarla çıkmayı durma. Hadi görüşürüz. Sen ya. Tamam ya, şaka yaptım, hemen ağlama. Bakın sizde ikinizde de değişiklik de yok. Çünkü sizde istikrar yok abicim, tamam mı? Siz spor yapmadınız. Bakın Tomiş hala hamburger yiyor. Sen ne yapıyorsun Gökçe? Güzel memnunuz. Tamam mı, memnunuz. Sen bize birisi bir şey yaparsa sen onu mahvedersin vallahi. Aynen öyle. Kimse benim halime bir şey yapamaz. Şuna baksanıza arkadaşlar, kapılardan vallahi zor geçiyorum. Şimdi o adamı öldürmeye gideceğim. O adama gününü göstereceğim. Ben zayıfken beni dövdü arkadaşlar. Sizce o adama ne yapayım? Kafasını gövdesinden mi ayırayım? Bacaklarını mı koparayım? Kollarını mı koparayım? Yorumlara izin bakın. Tommy sence ne yapayım? Boy amca, bence kafasını kopar. Ya Tommy işin şakasıydı, manyak mısın, ne kafa koparmaz. Hadi gidelim bakalım. Şimdi arkadaşlar onu geberteceğim. Bakın hala orada ne yazıyor? Beni kimse dövemez. Benim dövemine 1 milyon dolar yazıyor. Aşkım şimdiden kendine araba bakmaya başla bence. Çünkü yakında zengin olacağız. 1 milyon dolarımız olacak. Ne yapabilecek misin? Adam da en az senin kadar kaslı. Ya merak etme onu, vallahi tek kolumla kaldırırım. Havaya uçarırım. Ondan sonra ona da yani iyi yolculuklar dilerim, anladın mı beni? İyi tamam o zaman, hadi git bakalım, ben sana buradan şey yapacağız Tombiş'le. Hadi bakalım şuraya geçelim bakalım şöyle. Merhaba dostum, hatırladın mı beni? Abi sana ne olmuş böyle? Çok kaslı olmuşsun abi. kardeşim yani sen beni dövmüşsün, şimdi sıraya geldi sana. Biliyorsun kardeşim yani tavuk döner dönüyor kendi etrafında, yani dünya dönüyor. Şimdi yani sıra geldi sana daya. Abi lütfen beni dövme abi. Ama daha demin senin dilin çok uzundu, ona buna laf atıyordun. Bir de gitmiş kendine pankart yaptırmış. Beni gitti dövemez, beni dövebilene 1 milyon dolar diye. Oğlum sen kimsin lan? He? Fıs çıktın, ne oldu? Abi özür dilerim abi. Sen gel buraya, gel bakayım. Sana gel şöyle bir tane Osmanlı tokadı koyayım, bir tane şöyle. Hop geliyor. Hop bam. İşte bu. Kazandım, maçı kazandım. Tek yumrukla da mı yere serdim? İşte bu. Tek yumrukla hem de, inanmıyorum, çok güçlüsün. Aynen öyle Goyamcı Bayla. Sen mükemmel bir adamsın. 1 milyon dolar neydi?
Aynen öyle. Bana 1 milyon dolara mı yatırayım bana? Çünkü bu adamın işini bitirdim. Aha işte burada. 1 milyon dolar ödülümüz burada. Uhuu. Neyse bakalım canım annem. O zaman biz artık bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsindir. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoda beğenmeyi unutmayın. Eğer sizler de böyle kaslı olmak istiyorsanız inşallah videoyu beğenen herkes böyle benim gibi kaslı olur.